Burası yatak odası. Şu an olduğundan sanki biraz daha geniş çıkıyor. Çünkü geniş açıda çekiyorum. Çıkışlık bir yatak. Güzel bir manzara. Ve kendi banyosu var. Oldukça hoş bir yer. Ama çok spesifikte bir şey de yok. Ama böyle derdi toplu olabileceğim. Baksanıza. Dolaplar falan. Yani şöyle yerleşik evimin de şöyle güzel olmasını nasip etsin ya Rabbim. Konuşamadım. Milonga'ya hazırlanmaya başladım. Bir tek saçım kaldı. Saçım bir türlü kurumadığı için düzleştiremiyorum. Saçımı yapınca çıkacağım ve Milonga'ya gideceğim. Yerleştirdim ama daha bitmedi. Ve ben Milonga'dan geldim. Ev arkadaşım uyuyor şu anda. Artık bunları da yarın yaparım. Ne olacak? Hallederiz. Ben fısıldıyorum ama siz duyabiliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar çok güzel bir Milonga'ya gittim. Hiç yan video çekmedim. Aklıma bile gelmedi nedense ama dik çektim ve çok güzel bir gösteri vardı. Dünya şampiyonlarının. Galiba 2018 dünya şampiyonlarının. Şampuan. Dünya şampiyonları. Çok gerildim, ev arkadaşım duyacak diye. O yüzden konuşamayacağım. Ama çok güzel bir Milonga'ydı ve ortam da çok güzel. Çok güzel bir salondu falan. Ama zaten çok geç oldu şimdi. Makyajımı çıkaracağım ve yatacağım. Ara ara ışıldama dönemleri oluyor. Şu an o dönemimde değilim. Bir ara vardı öyle bir dönem ama o dönemimi bir kaybetmişim gibi. Ama yakın zamanda tekrar kazanabilirim. Belki yaz tatiliyle olabilir. Bilmiyorum.
bu anı kaydetmem gerekiyordu. Nereye koyarım bilmiyorum ama cildim ne kadar güzel parlıyor görüyor musunuz? Öncelikle ağladım bir de. Bayağı bir makyajım akmış olmasına rağmen. Bir tane doktorun yazdığı bir ilaç kullanıyorum. Sürmeli Roaktan gibi düşünebilirsiniz. Bayağı iyi. Wow. Neyse. Dikkatimi dağıtmayacağım. Arkadaşlar ben kamerayı açınca tabii gülüyorum falan ama bir süredir moralim çok bozuk. Birkaç gündür. Yani iyisiyle kötüsüyle hayat iç içe böyle inişiyle çıkışıyla aşağısıyla. Gerçekten İngilizcem zaten kötü. Türkçem de yok. Böyle şeyim şu anda. Sıfır dille hayatta kalmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar zorlanıyorum. Ben zorlanıyorum. Literal. Zorlanıyorum yani. İşimde zorlanıyorum. Hayatımda zorlanıyorum. Güzel şeyleri görmekte zorlanıyorum. Bakın aşağı kimse hayatın çok güzel. Sen şımarık bilmem ne şımarıklık yapıyorsun falan. Hiç böyle bir şey yazacaksanız yazmayın. Böyle bir şey duymak istemiyorum. Silerim vallahi yorumu. Burada patron benim. İstediğim yorumu silebilirim. Arkadaşlar zorlanıyorum. Şimdi bir tane ev buldum. Bayağı da istedim de bu salı günü. Bir ev görmeye gittim. Teklifte bulundum. Sonra birkaç kişi teklifte bulunmuş. O yüzden öyle olunca açık artırma gibi son bir teklifte bulunuyorsunuz. Ve yüksek veren kazanıyor. Hani kimin de teklif verdiğini görmeden. Herkes son şeyini yazıyor. Yazdım. Ondan sonra alamamışım evi maalesef. Ama ne kadar zor haber aldım bir bilseniz. Adama var ya spamledim. Yani böyle 15 tane mail attım. 100 kez falan aradım. Asla haber vermiyor. Gerizekalı adam ya. Beni o kadar yordu ki o adamla iletişim kurmaya çalışmak bile. Çünkü umutluyum yani. Olacak diye bekliyorum. Olmuyor. Bir de üzerine iletişim kuramıyorum falan. Çok sinir oldum. Neyse. Bayağı üzüldüm ona. Çünkü artık yani yerim yurdum belli olsun istiyorum. Şu anda hala geçici evimdeyim. Buradan ne zaman çıkacağım belli değil. Yerleşmek istiyorum tabii ki de. Herkes gibi. Beklentilerim çok yüksek. Her şey aynı anda olsun istiyorum. Modern banyo, mutfak, yeni bir ev, merkezi ama bütçem de limitli sonuçta falan. Hani her şey aynı anda istiyorum. Ve olmuyor yani. Şu ana kadar en azından olmadı. Bu ev olsa olacaktı. Bu ev çok iyiydi bence. Ve bu ev için maksimumu zorlamıştım bütçemi de. Ama olmadı. Neyse. İşimle alakalı da zorlanıyorum. Zorlanıyorum abi, zorlanıyorum. Çok zor bir iş bence. Gerçekten zor bir iş. Çok beklenti var. Şeyler çok yüksek yani standartlar. Herkes çok çalışıyor. Herkes her şeyi biliyor. Ben hariç. Allah'ım ya. Şimdi iş arkadaşlarım yabancı falan ama YouTube'da auto translate gelmiş. Çok da böyle şeyleri artık söyleyemeyeceğim. Çünkü eskiden rahat davranıyordum zaten Türkçe konuştuğum için artık öyle bir dünya kalmadı arkadaşlar. Artık burada da filtreleyeceğiz kendimiz mecburen. Perşembe günü bugün. O kadar kötü hissettim ki kendimi, ofise gidemedim sabah. Yani evden çalışabiliyoruz biz zaten de. Hani çalışmıyorum normalde, ben ofise gidiyorum ve gidemedim ya, kendimi iğrenç hissediyorum çünkü. Öyle evden çalıştım. Hiç çalışamadım da. Bir arkadaşımla buluşacağım. Mateo'yla. Eski Lüksemburg ofisinden arkadaşım. Türkiye supply chain'den yani. Türkiye'deki işimden takım arkadaşım. O Londra'ya geldi. Onunla buluşacağım. En azından. Mateo'yu özledim ve böyle yakın olduğum biriyle görüşecek olmak güzel. Bunca tek başınalığın üstüne. Öyle. Paylaşmak istedim. Hmm.
Günaydın. Kahvaltıda iki porsiyon yemek hazırladığımda çok mutlu oluyorum. Bir tanesi granolalı meyveli yoğurtlu, bir tanesi böyle yumurtalı falan olunca ve kendime çok iyi bakıyormuşum gibi geliyor. Ve çok güzel bir kahve yaptım. Şimdi bugün cumartesi günü. Cumartesi olmasına rağmen çok da iyi uykumu alamadım çünkü yani çok geç yaptım. Gece 2'ye kadar dün Kızılcık Şerbeti izledim. O yüzden yani çok geç uyudum. Ama bugün 9 gibi falan kalktım çünkü Lonca'daki ilk tango dersime gireceğim. Aslında ilk dersim değil, bir tane grup dersine girdim tesadüfen. Bir arkadaşım davet etti. Yani arkadaşım burada öğretmen aynı zamanda. Onun dersine girdim böyle spontane. Ama ilk kez böyle kendim bir hoca buldum, gideceğim. Çok heyecanlıyım. Bu kadını o kadar çok merak ediyorum ki. Ankara'daki tango hocam bu kadını çok övmüştü ve dedi ki Londra'ya gidince mutlaka bu kadını bul, bundan ders al falan. Ondan ders al, pardon. Ben de onunla konuştum falan. Bugün onunla ders yapacağız. Çok heyecanlıyım. O kadar uzun süredir tango eğitimime devam edemiyorum ki. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu hafta sonu long weekend diye geçiyor çünkü cumartesi pazar ve pazartesi tatil. O yüzden 3 gün çalışmıyorum. Yaşasın. O yüzden ben de bu long weekend'i videoya çekeyim istedim. Bakın neler yapacağım. Göreceğiz. Planlarımızı göreceğiz. Dans ayakkabılarımı az kalsın unutuyordum. Eve geri dönüp aldım ve şimdi geçiyorum. Birazcık dürüst bir konuşma yapma zamanı. Şimdi dans dersine gittim geldim. Çok güzel bir dersti, çok güzel bir hocaydı. İnanılmaz tatlı bir kadındı. Çok iyi bir hoca olduğu da çok belli falan. Hani overall'da bayağı iyiydi aslında. Fakat ben sizinle her zaman dürüst olmaya çalışıyorum biliyorsunuz. O yüzden sizden saklayamam. Bu sıralar nasıl hissettiğim konusunda bir şeyler söylemem gerekiyor. Bu arada hızlıca hazırlanıp Mateo ile buluşacağım. O yüzden şöyle bir eve geldim. Böyle bir telefonumu şarj ettim. Şey yaptım. Bir şeyler atıştırdım. Birazdan çıkacağım. Önce bu arada size başıma gelen saçma şeyi anlatayım. Ya gerçekten o kadar saftirik bir insanım ki sürekli başıma saçma sapan şeyler geliyor. Şimdi internet paketim olmadığını fark ettim yolda. Çünkü bana uyarı geliyordu zaten, paketiniz bitiyor, şey yapın, satın alın falan diye. Ve almadım, unutmuşum. Sonra otobüste gideceğimi biliyordum, önce haritaya bakmıştım. Bir tane otobüse bineceğim, her zaman bindiğim otobüs. Gittim işte otobüs durağında onu beklerken hani tekrar Google Maps'te rotayı yeniledim. Ve rotayı yenileyemiyorum bir türlü çünkü internetim yok diye. Dedim ki neyse zaten 17'ye bineceğim, biniyorum 17'ye bir otobüs. Dedim ki 17'ye bineyim gelince. Sonra 17'ye bindim ama yanlış direction'da binmişim. Bu benim başıma daha önce de gelmişti Berlin'de. Ve böyle bütün bir loop'u tamamlamak zorunda kalmıştım, kafayı yemiştim. Benzer bir şey oldu. Bir de derse geç kalacağım yani. Kadından bir saat zaten özel ders alacağım ve geç gitmek istemiyorum tabii ki. Ve o birazcık meşgul olduğundan da bahsetmişti. Yani şey demişti, hani maalesef daha geç olmaz falan demişti daha önce. Kadına haber de veremiyorum çünkü internetim yok. Bir an önce indim. Ondan sonra bir tane hotspot bulmaya çalıştım. Bir restoranın bir şeyine neyse ki bağlanabildim. Sonra Uber çağırdım. Uber de yani o kadar yavaş ki size anlatamam. Londra'da hız sınırı
20 milmiş, yani yaklaşık 30 kilometre falan yapıyor sanırım. O kadar yavaş gidiyor ki anlatamam, hani insanı sinir ediyor. O yüzden hani Uber'e binmeme rağmen bayağı uzun sürdü yani. Gerçekten 2 kilometrelik yol 25 dakika falan sürdü. Trafik de yok biliyor musunuz? Sorun arabaların yavaş gitmesi. Ve trafik yok derken aslında zırt pırt kırmızı ışığa takılmak. Hani böyle İstanbul gibi falan değil ama ilginç bir şekilde yine de çok uzun sürüyor. Neyse, ders çok güzeldi. Sonra bu saflığımdan sonra işte internet bulup paket aldım falan. Hayır, paket de satın alamıyorum çünkü internete giremediğim için. Neyse, sıkıntı yok. Hallettik bir şekilde. Gelelim benim hislerime. Arkadaşlar niye böyleyim bilmiyorum. Ama bir süredir çok yetersizlik duygusuyla boğuşuyorum. Hatta dün ve önceki gününe böyle bir ağladım, zırladım falan. Onu da buraya koyarım şimdi. İşte hani şeyim yani, her konuda kendimi yetersiz hissediyorum. Anlatamam size. İnanılmaz özgüven sorunları yaşıyorum. İşimde yaşıyorum. Bugün de danstan çıkınca dans konusunda yaşadım. Bir an şöyle geldi bana. Hiçbir zaman iyi bir dansçı olamayacağım. Hiçbir zaman kendimi geliştiremeyeceğim. Böyle bir psikolojiye kapıldım danstan çıktığımda. Çünkü galiba şu tetikledi. Çok fazla teknik detay var. Ve birine odaklanayım derken öteki kaçıyor. Ve kadının anlattığı şeylerin pek çoğunu ilk kez duymadım ben. Pek çoğunu daha önce bir sürü hocadan duydum. Ve ona rağmen hala dans edemiyorum. Ne demek bu? Hiçbir zaman öğrenemeyeceğim demek. Böyle bir hisse kapıldım. Bazen böyle çok demotive oluyorum gerçekten her konuda. Çok tuhaf değil mi? Hayatı kendime zehir ediyorum bu şekilde. Hani bu şekilde hiçbir zaman eğlenemem, keyif alamam. Sabote ediyorum hayatımı resmen. Bunu biliyorum ama yani elimden daha iyisi gelmiyor şu anda. Gerçekten gelmiyor. Neyse bir su içeyim. Hiç su içmedim. Belki de su içmediğim için bu kadar negatif. Çünkü su içmediğimde çok bunalmış oluyorum genelde. İşte böyle şeyler yaşıyorum. Allah'ım ya, Allah'ım. Videonun burasından sonra kendimi birazcık daha iyi ifade edebilmek için aylar sonrasının ipeğinden sizinle birazcık konuşmak istedim. Şu anda bu eve, bu benim aylar önce taşındığım eve ilk taşındığım zamanları görmek, onları izlemek, editlerken de bana çok değişik hissettirdi. Bu evde yaklaşık 2-2,5 ay kaldıktan sonra geçici birkaç eve daha taşındım. Buradan bir yere taşındım, oradan oraya taşındım, oradan oraya taşındım, Türkiye'ye gittim geldim. İnanılmaz bir süreçti. Şu an geri dönüp baktığımda çok değişik hissettim ben de. Tamamını size göstermemiş olmama rağmen. Çünkü bu noktadan sonra artık video editleyeceğime olan inancımı bırakıp yan bir şekilde YouTube'a yönelik çektiğim videolara birazcık ara verdim. O nedenle bundan sonra çok fazla eski zamanlardan, yani 3-4 ay öncesinden video gelmeyecektir. Fakat bir an önce arayı kapatmak istiyorum ve geçtiğimiz aylarda çektiğim birkaç video var yine de. Geçtiğimiz ay çektiğim, daha doğrusu bu günümüze daha yakın zamanlarda çektiğim birkaç video var. Bir an önce oraya geçmek, arayı kapatmak ve sizinle yeniden kalan hayatımı yaşarken aslında eş zamanlı bir şekilde paylaştığım bir düzene geçmek için sabırsızlanıyorum. Kendinize iyi bakın.